konuşalım isterseniz. Şimdi aslında ilk geceden itibaren işin içinde bir iş olduğu, bir tuhaflık olduğunu sürekli olarak konuşuyorduk hatırlarsanız. Nasıl? Bir gece yarısı bu amiral bildirisinin adı bildiri olarak servis edilip Yüce Türk Milleti'ne diye başlayıp yayınlanması herkesin bir tuhafına gitmişti hatırlarsanız. İçeriğiyle ilgili ve uyarıların niteliğiyle ilgili kimsenin bir karşıtlığı eleştirisi olmamakla birlikte böyle bir acaba bir şey mi oluyor diyor. Hem gazetecilik şüphesi diyelim buna hem de elbette Türkiye'nin gündeminin getirdiği bir şüphecilikle meseleye yaklaşmıştık. Bugün geldiğimiz noktada işin içinde bir kumpas olduğu, hatta amirallerin bir bölümüne tuzak kurulduğuyla ilgili bazı bilgiler ortaya döküldü artık farkındaysanız. Nasıl öğrendik bunu? Ya önce ne olmuştu onu hatırlayalım. O gece bir WhatsApp grubunda bir bildiri yazılıyor. Kimin yazdığıyla ilgili hala tevatür muhtelif. Bu kişinin Ergun Menge olduğu söyleniyor. Kendisinin İyi Parti ile bir ilişkisi var fakat İyi Parti'nin bugünkü yöneticileri kendisinin hiçbir bağı kalmadığını söylüyorlar. Bir rivayete göre Ümit Özdağ'ın danışmanlığını yapmış ve Ümit Özdağ'ın oldukça yakınında olan ve 21. Yüzyıl Enstitüsü'nde de makaleleri yayınlanan bir isim. Bu da bir tabii soru işareti uyandırıyor. Fakat Ümit Özdağ bunu yalanladı. Daha doğrusu şöyle, evet doğru bir dönem bizimle birlikteydi ama uzun zamandır görüşmüyoruz dedi. Ama orada bir karışık hal var. Bugün Murat Yetkin Matruşka demiş. Matruşka nedir biliyorsunuz? İçinden sürekli bebekler çıkan bir Rus bebeğidir Matruşka. Hakikaten öyle. Bu meseleyi katman katman anlayabiliyoruz. Bir WhatsApp grubunda bir metin hazırlanmış. Sonra o metne belli ki bir takım eklemeler çıkarmalar yapılmış. Ve o metin bir biçimde ulusalca Avrasyacı çizgide yayınlarıyla tanınan Ver Yansın TV'ye ve oradaki gazeteci Erdem Atay'a aktarılmış. Erdem belki de iyi niyetle bu bildiriyi hemen internet sitesine koymuş. Ardından Zihni Çakır isimli bir başka gazetecinin yayın organını olan Avaz Türk sitesine bu bildiri Ver Yansın'dan alınarak konulmuş ve ondan sonra da zaten viralde yani internet ortamında yayıldı ve dananın kuyruğu da bu şekilde koptu ve bir anda ortalık karıştı. Şimdi bugün anlıyoruz ki bildirinin bazı içerikleri değiştirilmiş. Semih Çetin, emekli amiral, kendisi hatırlarsanız Halk TV'de Gökmen'in programına katıldı ve dedi ki bana bu metin geldi, bunu imzalamak ister misiniz diye. Fakat üzerinde 4 Nisan değil 6 Nisan tarihi yazıyordu. Dolayısıyla 6 Nisan'da bunun paylaşılacağı söylendi. Üzerinde Yüce Türk Milleti'ne hitabı yoktu, içindeki bazı ifadeler yoktu diye bunu açıklıkla anlattı. Dolayısıyla anlıyoruz ki işin içinde bir iş var. 5N1K biliyorsunuz bizim gazeteciliğin sorularının özeti. Bu 5N, ne, nerede, nasıl, ne zaman, niçin, K'da kim? Bu soruların yanıtlarını vermek zorunda bir gazeteci, daha doğrusu aramak durumunda. Şimdi o zaman hep birlikte soralım, kayda geçirelim ve peşine düşelim isterseniz. Bu bildiri, daha doğrusu bu duyuru, kaleme almak kimin fikriydi? Bir WhatsApp grubu var mı amirallerin? Varsa kimlerden müteşekkil? Bu bildirinin ilk metnini ya da orijinal metni kim yazdı? Ardından bu bildiride değişiklik yapıldıysa bu değişiklikleri kim yaptı? Ver Yansın TV'ye ve gazeteci Erdem Atay'a bu bildirinin değiştirilmiş versiyonunu kim sızdırdı, servis etti? Avaz Türk'ün genel yayın yönetmeni Zihni Çakır ve Yansın TV'den bunu nasıl aldı, nasıl haber oldu? Bir bakana önce bildirinin gönderildiği söyleniyor. Hatırlayalım Süleyman Soylu gece yarısı bize bu bildirinin metni geldi demişti. Ve sabaha kadar araştırdık buradaki imzacıların ilişkilerini demişti A Haber ekranlarında. O bakan kimdi? O bakan Süleyman Soylu muydu? O bakana kim gönderdi bildiri yayınlanmadan önce bu metni? Ve bundan sonra ne olacak? Bugün gözaltına alınan amirallerin profillerine baktığımızda Timur Soykan bunu kayda geçsinde anlatmıştı.
tamamının FETÖ kumpas davalarında büyük mağduriyetler yaşadığı ve o dönemde bu davaların karşısında çok net bir şekilde yer aldıklarını görüyoruz. Gene bildiri yayınlandıktan sonra uzunca bir süre ulusal kanalda, Vatan Partisi'nin konferanslarında, başka iktidara yakın ekranlarda Mavi Vatan teorisini anlatan örneğin Cem Gürdeniz ve başka amirallerin bir anda ortada bırakıldığını, hiçbir biçimde savunulmadığını görüyoruz. Buna Perinçek ve Partisi Vatan Partisi de dahil olmak üzere. Çok tuhaf işler dönüyor dolayısıyla. Bir köstebek mi var amiraller grubunun içinde? Varsa bu köstebek kimdi? Varsa bu köstebek kime nasıl hizmet etmek üzere bu bildiride suları bulandırdı? Acaba bu bildiri gerçekten de özellikle CHP'yi ve CHP'nin kapatılması sürecini başlatmak için düğmeye basan bir bildiri miydi? O amaçla mı dizayn edilmişti ve bu basına sızdırma meselesi onun için mi yapıldı, yoksa iktidar ittifakı içinde MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin deyim yerindeyse Türkiye'ye bir ayar vermek, bir balans yapmak üzere aslında kullanışlı hale gelen bir süreç miydi? Yani soru işaretleri çok. Bu işin içinde siyaset var mı? Bu işin içinde iktidarın temsilcileri var mı? Bu işin içinde muhalefet partilerinin içindeki bugün onlarla yollarını ayırmış olan isimler var mı? Bu işin içinde yerli ve milli muhalefet inşasına yönelik yeni bir ittifakın adımları var mı? Hepsini zaman içinde anlayacağız. Bir başka soru da bu işin içinde Türkiye'nin Amerika'nın yeni yönetimiyle kurmakta olduğu ve kurmaya çalıştığı yeni dengeler var mı? Bu işin içinde Kanal İstanbul projesinde özellikle Türkiye'nin ekonomisine ayağa kaldıracağı hayal edilen verilmiş bir takım sözler var mı? Bu işin içinde Putin'le kurulmaya çalışılan yeni dengeler var mı? Yorum yapacağımı soru sordum, farkındayım ama zaten bu süreç tam da bu. Sorularla dolu bir süreç. Amirallerin bugün ifadelerine başlandı. Pazartesi günü ve salı günü ifadelerin ilk bilgileri ortaya çıkar diye düşünüyorum ve o günden itibaren de herhalde daha iyi anlarız diye düşünüyorum. Eğer burada amirallerimize bir tuzak kurulduysa, bir kumpas kurulduysa, içeride bir köstebek var idiyse hakikaten çok yazık ve çok üzücü. Bu kadar değerli eğitimleri almış amirallerin herhalde biraz daha, en az bizim kadar şüpheci olması gerekirdi diye düşünüyorum.